Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın depremin ardından açıklamaları vardı. Bir onlara uzanalım. En büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya. Sabaha karşı Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından çevre bölgelerde de 3 tane 6 ve üzeri olmak üzere toplam 147 artçı deprem meydana geldi. Deprem tüm bölgede hissedilmiş olmakla beraber şu an bulunduğumuz Hatay ili başta olmak üzere özellikle 10 ilde ciddi hasar söz konusu. Hatay Eğitim Araştırma Hastanemizde ciddi hasar var. Ayrıca İskenderun Devlet Hastanemizin eski binası A blok depremde çöktü. Şu an enkaz altındaki hasta ve çalışanlarımızı kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Bu iki hastanemizdeki yaralıları ambulanslarla özellikle İskenderun'dan yaralıları Mersin Şehir Hastanemize, Hatay'daki yaralılarımızı ise Adana Şehir Hastanemize naklediyoruz. Bölge hastanelerimizde yaralılar için kapasite oluşturduk. Uçak ambulanslarımız ve kara ambulanslarımız hasta nakillerine başladı. Hastanelerimizde tüm sağlık çalışanlarımız tam kadro görev başında yaralılarımızı tedavi ediyor. Hava şartlarından ve depremden etkilenen bölgenin büyüklüğü sebebiyle ekipler sahaya zorlukla ulaşıyor. Helikopterlerimiz hava muhalefeti sebebiyle bugün kalkamadı. Devlet olarak tüm zorluklara rağmen ekiplerimizi seferber etmiş durumdayız. AFAD, UMKE, 112 acil, silahlı kuvvetlerimiz, jandarmamız, kolluk kuvvetlerimiz, belediye ekiplerimiz, STK'lar, arama kurtarma ve depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek üzere sahada çalışıyor. Bu felaketler ancak birlikte dayanışmayla aşılabilir. Ülkede bir seferberlik hali olduğunu biliyoruz. İllerdeki afet koordinasyon merkezleri aracılığıyla koordinasyona katılmak son derece önemli. Hep birlikte yaralarımızı saracağız. Üzüntümüz çok büyük. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ülkemiz... Evet, başımız sağ olsun. Allah'tan rahmet dileyelim. Hayatını kaybedenlere. Sayın Bakan'ın açıklamaları burada önemli ama hani hastane gibi ya da devlet hastanesi ya da şehir hastanesi her neyse hastane gibi böylesi önemli devlet kurumlarının, kamu kurumlarının da bir an evvel hani sağlamlaştırılması anladığımız kadarıyla gerekiyor. Çünkü bir hastanenin yıkılması ne demek? Benim aklım almıyor bunu. Bir depremde ya da başka bir şeyde. Yoğun bakım ünitesinden bahsediyoruz. Evet, yani bunu izah edebilir miyiz kendimize? Hayır, edemeyiz. Çünkü ayakta kalması gereken kamu kurumlarından bahis açıyoruz. Ha, eski yapılardı, o zaman yenileyelim hep beraber. Evet. Ve hani deprem uzmanları sürekli olarak söylüyor burada bir şey olacak diye, belli ki. En azından böylesi önem atfeden, önemli olan devlet kurumlarının, hastanelerin, ne bileyim okullarımızın ya da başka şeyler, bunların ivedilikle elden geçirilmesi gerekiyor idi ama burada olmamış anladığım kadarıyla. Yaşadığımız binaları geçtik diyorsun, en azından sağlığımızı kurtarmak için girdiğimiz hastaneler en azından sağlamlığını korusun. İskenderun'da yaşanan, Hatay'da yaşanan gerçekten zeminden kaynaklı diyeceğiz, depremin büyüklüğünden ona diyecekler göre ki hangi deprem olursa olsun yerinden oynadı. Teknoloji, adeta 1950'lerin teknolojisi değil ki. Ha, değil. Japonya'da neden bunlarca deprem olurken insanların burnu bile kanamadan çıkıyorlar sorusunu ister istemez. Yani, bu yüzyılda bu teknolojiyle, bu bilimle biz bunu soruyoruz. Söz konusu hastaneler olunca kardeşim neden diye soruyorsun. Maalesef. Değil mi? Tabii ki. Bu arada evet, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini bir kez daha söyleyelim. Evet.